İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kamışlı'nın Ermeni Katolik Cemaati rahibi katledildi. Taliş'te yeni inşa edilen okul kapılarını açtı. Nikol Paşinyan UNESCO Genel Konferansı'nda gençlik perspektifi konulu bir konuşmada bulunacak. Batı Ermenistan'ın Mardin şehrinde Ermeni ve Süryani mezarlıkları üzerine düğün salonu ve park inşa ediliyor. Assad, Suriye hükümetinin hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadığını ifade etti. Gerhard adlı koro, Ermeni bestecilerin eserlerini Almanya'daki dop dolu salonlarda seslendirdi. Ermeni sporcu sambo tarihindeki en genç dünya şampiyonu oldu. Kilikya, teröristler Der el-Zor'da Kamışlı Ermeni Katolik cemaatinden Rahip Hovsep Petoyan'ı katletti. Rahip Hovsep Petoyan ve babası Papaz Abraham Petoyan, Katolik Kilisesi'nin durumunu öğrenmek ve bölgedeki Ermenilerle görüşmek için araba ile Derzor'a giderken katledildi. Edinilen bilgilere göre Papaz Hovsep'in gezilerine genellikle silahlı bir savunma ekibi eşlik ediyordu. Bu adımla teröristler bölgedeki Ermeni nüfusunun sembolünü vurmuş oldular. Ermeni Kilisesi'ne benzer bir suçta Suriye'nin diğer Ermeni bölgelerinde özellikle de Türkiye'den destek alan teröristler tarafından Kesap'ta işlenmişti. Uluslararası toplumun bu tür talihsiz olaylara olan ilgisizliği yeni suçlar doğuruyor. Artsakh Cumhuriyeti'nin Taliş bölgesindeki okul bahçesi uzun bir sessizliğin ardından kahkaha ve gülen çocuklarla doldu. 2016 Nisan ayının trajik olayları nedeniyle insanlar evlerini aileleriyle birlikte terk etmek ve geçici olarak farklı yerlerde ikamet etmek zorunda kaldılar. Bazıları Alaşan'a yerleşti ve memleketlerine dönme umudunu kaybetmeden iyi bir günü hasretle bekliyordu. Ve nihayet şimdi insanlar Taliş'te kimi yeni tadilat görmüş, bazıları da yeni inşa edilmiş konforlu evlerinde. Ve yeni inşa edilen okul kapılarını öğrencilere açtı. Yenilenmiş, yeniden inşa edilmiş ve tamamen yeni bir görünüme kavuşmuş olan ve günün kaygılarıyla yaşayan köy, Taliş'te halkını bekliyor ve onlara parlak ve aydın bir gelecek vaat ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Paris'teki UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleşmekte olan 40. Genel Konferansı'nda bir konuşmada bulunacak. Başbakan Nikol Paşinyan'ın 12 Kasım'daki konuşma, UNESCO 40. Genel Konferansı'nda üst düzey konukların katılacak bölümünde yer alacak. Paşinyan, devlet başkanları ile genç liderlerin katılımıyla çok taraflı politikada gençliğin perspektifi başlıklı tartışmada bir konuşma gerçekleştirecek. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ayrıca UNESCO Genel Başkanı Audrey Azoulay ile görüşecek ve UNESCO basın servisine röportaj verecek. Genel konferans, örgütün tüm 193 üye devletlerinin temsilcilerini içeriyor. Bu konferans yılda iki kez düzenleniyor. Türk makamları, Batı Ermenistan'ın Mardin'in Dargeçit ilçesinde Süryani ve Ermeni mezarlığında park ve düğün salonu inşa ediyor. Böylece iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi bu yıl Mart ayında bölge sakinlerine verdiği seçim öncesi vaadini yerine getirdi. Kaynağa göre yeni inşa edilen alanda oyun salonu, spor salonu ve düğün salonu olacak. Park ve düğün salonunun açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Buna rağmen bazı yerli sakinler bu mekanda Süryani ve Ermeni mezarlıklarının bulunduğunu belirterek projeye karşı çıktı. Parkın ve düğün salonunun yapımını durdurmak için birkaç kez ilgili makamlara başvurduklarını ancak reddedildiğini belirttiler. Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bashar Assad, 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun ve diğer Suriye kentlerinde kimyasal silahların kullanımı ile ilgili bir soruya Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı suçlamalarının asılsız olduğunu ifade etti. Assad, bütün bu hikayeler temelsiz suçlamalardan başka bir şey değil. Kimyasal silahların kullanıldığını iddia eden ilgili kanıtları sunarak hipotezini kanıtlamalıdır diye cevapladı. Ayrıca Suriye lideri 21 Ağustos 2013 tarihinde Şam'ın banliyösü Doğu Ghouta'daki kimyasal saldırıları yorumlayarak uluslararası bir gözlemci grubunun Şam'da bulunduğu günlerde bir kimyasal saldırı düzenlenmesi mantıksızdır dedi. Ayrıca devlet başkanı Assad bu olayın Suriye'ye saldırmak için bir bahane olduğunu da vurguladı.
Asad, Suriye ordusu cephaneliğimizin tamamını uluslararası komisyona teslim etmeden önce asla kimyasal silah kullanmadı diyerek konuşmasını sonlandırdı. Gegard adlı koro, Gomidas'ın 150. yıl dönümü vesilesiyle Gomidas ve ayrıca Ermeni klasik ve çağdaş bestecilerin eserleriyle Almanya'da sahne aldı. Grubun sanat yönetmeni Mihir Navoyan, Armen Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Stuttgart, Hohenheim, Şipaya'da Gomidas ve Ermeni bestecileri adı altında konserler verdik. Ermeni müziği yurt dışında kabul görüyor. Ne yazık ki her konserde 2 veya 3 Ermeni dinleyici mevcuttu. Konser salonlarında çoğunlukla yabancılar vardı, dedi. Navoyan'ın belirttiğine göre konserlerde Gomidas'ın ruhani ve laik şarkılarının yanı sıra Ermeni klasik ve modern bestecilerin eserleri olan koro çalışmalarını da seslendirdiler. Rusya Federasyonu'nu temsil eden Ermeni sambo güreşçisi Aram Grigoryan, Güney Kore'de Dünya Sambo Yarışması'nda Dünya Şampiyonluğu ünvanını kazandı. Tertayem'in aktardığına göre Rusya Federasyonu'nun Krasnodar Bölge Yönetimi'nden yapılan açıklamada Aram Grigoryan'ın finalde Özbekistanlı sporcuyu yendiği bildirildi. Ermeni sporcunun sambo spor tarihinde en genç dünya şampiyonu olduğu da ayrıca ifade edildi. Batı Ermenistan genç sporcuyu tebrik eder ve yeni zaferler diler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gegard adlı koro tarafından seslendirilen Gomidas Vartabet'in Derbo Hormi adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.